Olaylar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana dance bolca, dance sizdeyim, come back. Bu da sana ders olsun. Ontoloji, konuk kavrama testi. İlk çağ doğa filozofları ilk unsur nedir? Arke sorununa eğilmiş ve birbirinden farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Thales, evrenin ana maddesinin su olduğunu, her şeyin sudan çıktığını ve sonunda yine suya dönüşeceğini öne sürmüştür. Hangisi Thales'in bu görüşüne uygun değildir? Evet. Vardığı ilk unsur madde olarak görmüş ve o da suymuş. Doğru mudur? Thales vardığı ilk unsur olarak madde olarak görüyor ve onu da su olduğunu söylüyor. Doğrudur. Evrenin ilk ana unsuru soyut olmayıp somut olan bir varlıktır. Evet, su somut bir varlıktır. Bu da Thales'in görüşüne uygundur. Çokluk gibi görünen evren aslında tek bir unsurdur. Evet, o da sudur. Bu da Thales'e uyar. Başında ve sonunda aynı kalan bir unsur yoktur. Oysa başında da su vardı, sonunda da su olacak. Her şey suya dönüşecek. Dolayısıyla başında ve sonunda aynı kalan bir unsur vardır olacak. Yani bu görüş Thales'e uymaz. Thales'in görüşüne uygun değildir. Varlığın başında ve sonunda da su olacaktır. Bu da Thales'in görüşüne uygundur. Doğru yanıtımız D. Denizli şıkkı olacaktır. Bilim varlığın ne olduğunu, ilk varlığın nedenini, ilkelerini incelemez. Bu felsefenin işidir. Bilim varlığı parçalayarak bölüm bölüm ayrı ayrı incelerken, felsefe bütün varlık türlerinin ortak yönlerini sorgular ve varlığı bir bütün olarak ele alır. Buna göre bilim ile felsefenin varlıkla ilgili çalışmalarını aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde özetler? Evet, bilim varlığı parçalayarak inceliyor, felsefe varlığı bütün olarak inceliyor. Buna uygun seçeneği arıyoruz arkadaşlar. Bilim hem var olanı hem olması gerekeni araştırır. Hayır, bilim sadece var olanı inceler, olması gerekeni araştırmaz. Varlık var mıdır yok mudur sorusu bilimin temel sorusudur. Hayır, bilim böyle bir soruyu sormaz. Bu felsefenin sorusudur. Bilim varlığı zaten var olarak bir ön kabul olarak ne yapar? Kabul eder. Bilim varlığı parçalayarak, felsefe ise bütün olarak inceler. Evet, zaten parçada da anlatılan şey budur. Doğru yanıtımız C şıkkı olacaktır. Platon'un iddia dediği şey aslında sadece kavramlardır, düşüncelerdir ve akıl yürütülerek kavranılabilecek her şeydir. Duyular ve ona bağlı olanlar ile varlığın bilgisine ulaşılamaz. Zaten duyularla algılanan tekil nesnelerdir ve onlar da gerçek değildir. Gerçek olan idealardır, tümel kavramlardır. Evet, hangisi Platon'un bu varlık görüşüne uymaz? Uygun değildir. Bunu arıyoruz. Platon'a göre idealar soyut metafiziksel kavramlar mıdır? Evet. İdealar soyuttur, somut değildir. Ve tabii ki metafiziksel bir kavramdır. Duyulara ve algılara dayanan hiçbir şeyin bilgisi olmaz. Evet, duyulara ve algılara dayanan şeylerin bilgisi tekildir. Tekilin bilgisidir. Bu bilgi de zaten gerçeği vermez bize. Gerçeğin bilgisini vermez Platon'a göre. Bu da Platon'a uyan bir düşüncedir. Gerçek dünya tek tek nesnelerin değil, kavramların, idealların dünyasıdır. Evet, zaten Platon'un gerçek düşüncesi budur. Bunu anlatmaya çalışır. Bu da Platon'un görüşüne uygundur. Nesnel olmayan bir ideadan söz edilemez. İdealar zaten nesnel olmayan bir şey ki, idaların nesnel boyutu yok zaten. Nesneler idealardan örnek alır, pay alır, kendisine hayat bulur, varlık bulur. Gerçek olan ideadır, idealar da nesnel değildir. Bu görüş Platon'un varlık görüşüne uymaz arkadaşlar. Doğru yanıtımız da bu olacaktır. Yaşamak için öldürmek zorundasınız. Protein ihtiyacımızı vahşi doğanın kanunları gereği kimi canlıları öldürerek karşılamaktayız. Birinin ölümü diğerinin yaşamına, gece gündüze, karanlık aydınlığa karışmak zorunda.
Her şey karşıtıyla çatışarak değişimi, oluşu, hayatı yaratır. Bu diyalektik görüşten hangisi çıkarılamaz? Evet, hangisi çıkarılamaz? Bakalım, varlık karşıtların birliğine bağlıdır. Diyalektik görüş zaten karşıtların birliğiyle gerçekleşir. Parçada da bu anlatılmaktadır. Bu görüş çıkar. Parçadan çıkar. Her şey oluş ve değişim içindedir. Evet, oluş ve değişim görüyorsunuz. Parçada da bu anlatılıyor zaten. Bu da diyalektik görüşün karşılığıdır. Yaşamın temelinde hareket ve oluş vardır. Evet, oluş, hareket, karşıtların çatışması, değişim hep bunlar aynı şeyin yorumudur. Bu da parçadan çıkarılacak bir sonuçtur. Olmuş bitmiş durağan gerçekler varlığı oluşturur. Olmuş bitmiş durağan. Bakınız burada değişme karşı, değişmeyen, olup bitmiş bir şeyden bahsediyor, durağandan bahsediyor. Demek ki böyle bir görüş diyalektik görüşün içine sızdırılamaz. Tam tersi diyalektik görüş statik, durağan anlayışı ne yapar? Dışlar, yatsır. Dolayısıyla bu görüş diyalektik görüşün destekçisi olabilecek bir görüş değildir. Tam tersi karşıtı olan bir görüştür. Dolayısıyla da bu diyalektik görüş uygun bir seçenek olamaz, olamaz. Doğru yanıtımız D, Denizli olacaktır. Var olan her şey benim algıladıklarımdır. Algıladıklarımdan başka bir şey yoktur. Varsa da o şey başkası tarafından algılandığı için vardır. Öyleyse bir şeyin varlığı o şeyin algılanmasına bağlıdır. Kimse bir şeyi algılamıyorsa o şey yoktur. Bu varlık görüşü hangisini destekler? Evet arkadaşlar, bu varlık görüşü Berkeley'in var olmak algılanmaktır görüşünü anlatıyor. Buna uygun seçeneği arayacağız. Gerçeklik zihnin algıladıklarından ibarettir deseydi doğru olacaktı. Ama gerçeklik zihnin algıladıklarından ibaret değildir diyor. Dolayısıyla bu seçenek yanlış bir seçenektir. Gerçeklik insan bilincinden bağımsızdır. Hayır, gerçeklik insan bilincine bağımlıdır. Çünkü bizim algılarımıza bağlı olarak gerçeklik var oluyor. Bu da desteklemez bu görüşü. Varlığı bilen tek varlık insan değildir. Başka bir varlıktan söz edilemez. Zaten parçada da öyle bir varlık yok. Bu da çıkarılamaz. Bütün var olanların kaynağı Tanrı'dır. Parçadan Tanrı'ya ilişkin herhangi bir yorum yapılmamış. Bu da parçadan çıkarılamaz. Bilincin dışında ne bir varlık ne de bir gerçek vardır. Evet, algıladıklarım vardır yalnız diyor parça. Berkeley'in görüşünde de anlatmak istenen şey budur. Bilincimiz dışında ne bir varlık ne de bir gerçek bulabilir. Her şey benim algılarıma bağlıdır çünkü. Doğru yanıt E seçeneği olacaktır. Empirist filozof Thomas Hobbes'a göre bütün varlık cisimlerden ibarettir. Var olan her şey cisimdir ve onun hareketleridir. Ruh denilen şey de cismin yani beynin bir fonksiyonudur. Beyin olmasaydı kimse düşünemeyecek ve Tanrı, ruh denen şeylerden de söz edilemeyecekti. Evet, Thomas Hobbes'un bu görüş, varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle örtüşür? Bunu arıyoruz. Varlık ruhun maddeye yansımasıdır. Hayır, ruh Thomas Hobbes'a göre olamaz. Çünkü Hobbes'a göre bütün varlık cisimlerden ibarettir. Varlık en etkili ve sonsuz bir gücün ürünüdür. Ruh denilen varlık, Tanrı denen varlıktan zaten söz edilemez diyor Thomas Hobbes. Onun da bu görüşü desteklemeyeceği aşikardır. Bu da olamaz. Varlık maddedir ve onun farklı biçimleridir. Evet. Thomas Hobbes'un dile getirmeye çalıştığı şey, varlık görüşü budur zaten. Varlık cisimlerden, maddeden ibarettir ve onun hareketleridir diyor. C şıkkı da zaten bunu özetliyor. Diğer seçeneklerde de bakıyoruz. Saf aklın, varlık saf aklın ve düşüncenin kuruluşudur. Hayır, tam tersi. Akıl ve düşünce maddenin sonucu, ürünüdür.
Varlık bilinç olmadan asla bilinemez ve anlaşılamaz. Hayır, bilinç olmadan da varlık kendi başına vardır. Doğru yanıtımız C şıkkı olacaktır. Plotinos ve Farabi'ye göre varlık hiyerarşik bir düzene göre organize edilmiştir. En üstte saf akıl, saf form olan Tanrı bulunur. Tanrı'nın altında ise tinsel ruh ve akıl sahibi insan, onun altında canlı varlık olan hayvan ve bitkiler, en altta ise cansız madde vardır. Hepsi Tanrı'nın ışımalarıdır. Ana kaynaktan uzaklaştıkça bu ışıma azalır ve maddeye ulaşıldığında tam bir karanlığa varılır. Evet, bu idealist görüşe aşağıdakilerden hangisi ters düşer? Bunu arayacağız. Bakıyoruz, ışık varlığını maddeden alır, diğer varlıklara ulaştırır. Tam tersi, ışık varlığını maddeden almaz. Çünkü madde en son aşamada, en son sırada ve karanlık olan bir bölge. Maddenin bölgesi karanlık. Karanlıktan nasıl ışık alınır? Alınamaz. Dolayısıyla bu seçenek aranan, istenen seçenektir. İdealizme karşı, idealist görüşe karşı ters düşen bir yorumdur. Işık varlığını Tanrı'dan alır, en üst saf form olan Tanrı'dan alır. Maddeden değil. Çünkü madde karanlığın kendisidir. Doğru yanıtımız A şıkkı olacaktır. Tanrı varsa her yerdedir ve sonsuzdur. Sonsuz olan Tanrı sonlu olanın içinde bulunursa kendisini sınırlamış olur. Bu da kendi sonsuz tanımı ile çelişir. Öyleyse Tanrı hiçbir yerdedir. Hiçbir yerde olan bir şey ise yok demektir. O halde Tanrı yoktur. Yukarıdaki varlık görüşü aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Bakıyoruz, Tanrı'nın yokluğunu temellendirmeye çalışıyor parça. Bu varlık görüşüne uygun seçeneği arıyoruz. Nesnel gerçekliği yadsıyan, hiçleyen nihilizm. Hayır, burada biz neyi arayacağız? Ateizmi arayacağız. Ateizm. Yani materyalizme eşdeğer olan sadece madde vardır, Tanrı yoktur. Tanrı olamaz görüşü. Bilinçten bağımsız bir dış dünyanın varlığını kabul eden realizm. Evet. Realizm, evet, materyalizm, realizm birbirini destekler. Diğer seçeneklere de bakalım. Nihilizmi eledik. Parçada nihilizm anlatılmıyor. Düşüncenin dışında varlıktan söz edilemeyeceğini savunan idealizm. Zaten idealizm ile materyalizm birbirine karşıt olan iki zıt görüştür. İdealizme göre Tanrı vardır. Oysa materyalizme göre Tanrı yoktur. Bunu da ediyoruz. Maddenin dışında hiçbir şeyin olamayacağını öne süren materyalizm, maddecilik. Evet, madde vardır, Tanrı yoktur. Yalnız maddenin gerçekliğini kabul edip Tanrı'nın sal gerçekliği yatsıyan, kabul etmeyen görüş budur zaten. Doğru seçeneğimiz de bu olmalıdır. Varlığın özünün somut özelliklerinden ayrılarak kavranabileceğini savunan fenomenoloji görüş, bu da zaten sözü edilmiyor. Parçada da vurgulanan görüş bu değil. Evet, doğru yanıtımız Denizli olacaktır. Herakleitus savaş her şeyin babasıdır derken evrende durağan ve sürekli bir barışın, sükunetin olmadığını, var olan her şeyin bir başka şeyin ölümünden ya da doğumundan kaynaklandığını, her varlığın ve her oluşumun karşıtıyla çatıştığını ve çeliştiğini, bu mücadelede kazanan tarafın hep savaşın olduğunu anlatmak ister. Herakleitus bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmaktadır? Karşıtların savaşını, savaşın her şeyin temeli olduğunu anlatmaya çalışan Herakleitus neye karşı çıkmak ister? Evrenin sürekli bir oluş içinde olduğuna mı? Hayır. Tam tersi. Her şey bir oluş ve değişim içinde olduğu için zaten karşıtlar savaşmaktadır. Evrende değişmeyen bir düzen ve uyumun bulunduğuna mı karşı çıkmaktadır? Evet. O düzen, mücadelesiz, savaşsız bir düzen anlayışına karşı çıkar. Çünkü evrende sürekli bir değişim vardır ve bu değişim
neye yol açar? Savaşa yol açar. Savaş her şeyin babası derken kastedilen şey de budur zaten. Herakleitos bu görüşüyle değişmemeye, statik bir varlık anlayışına ne yapar? Karşı çıkar. Evrende değişmeyen hiçbir şeyin bulunmadığına, evet her şeyin değiştiğini zaten söyler Herakleitos. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu zaten Herakleitos'un meşhur düşüncesidir, bu görüşüdür. Evrendeki büyük bir varlık yokluk, evrende büyük bir varlık yokluk mücadelesi olduğuna, evet bu zaten karşı çıktığı değil, tam tersi savunduğu bir görüştür. Her şey karşıtıyla savaş halindedir diyor. Doğru yanıtımız bu durumda tabii ki B seçeneği olacaktır. Evrende değişmeyen bir düzen ve uyum vardır düşüncesi Herakleitos'un görüşüyle çelişir. Thales'e göre her şey sudan türer ve sonunda yine suya döner. Demokritos'a göre var olan her şeyin temelinde atomlar bulunur. Atomlar bölünmez, hareketli, öncesiz ve sonrasızdırlar. Anaximenes'e göre varlığın özü havadır. Hava olmasaydı ne yağmur, ne su, ne toprak, ne de ateş olabilirdi. Bu üç filozofun açıklamaları aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermektedir? İlk unsur. İlk ana unsur nedir? Bunu arıyoruz. Demokritos'ta ilk ana unsur atom, Thales'te ilk ana unsur su, Anaximenes'te ilk ana unsur hava. Hangi soruya yanıt aranıyor? İlk varlık, ilk unsur nedir sorusuna. Evet, doğru yanıtımız E şıkkı olacaktır.